genel izleyici için uygundur. Sahrap Soysal'la Ramazan sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı ve mübarek Ramazanlarımız olsun inşallah. Bugün dayanışma mutfağımızda dünyaca ünlü, yıldızlı bir şefimizi konuk edeceğiz. Biz çok heyecanlıyız ve çok da mutluyuz. Şefimiz aynı zamanda gönül mutfakları dediğimiz deprem bölgelerindeki gönül mutfaklarında aş kaynatan, yemek pişiren yüce gönüllü bir şef. Sizlere onu takdim etmek istiyorum. Şimdi Serkan Aksoy, sevgili Serkan Aksoy, ben de heyecanlandım bugün. Ben de heyecanlıyım. Hoş geldiniz, hoş çok bulduk. Tatlı. Şefimiz ne kadar genç. Dünyaca ünlü bir yıldız alabileceğini değil mi? Bakınca hiçbirimiz tahmin etmiyoruz. Geleneksel Türk mutfağını modern pişirme teknikleriyle ve de aynı zamanda çağdaş yorumlarla sunabilen çok becerikli bir şef. O yüzden de uluslararası böyle bir ödüle layık görüldü. Aynı zamanda çok yüce gönüllü, deprem bölgeleriyle sürekli irtibat halinde olan, giden, pişiren, kotaran bir şefimiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan hoş şefim. Bulduk. Şimdi biz... Serkan şefim, sen sanıyorum depremin hemen akabinde bölgeye gidebildin değil mi, evet, arkadaşlarından? Evet. Deprem olduğu gün uyandım ben. Hani haberim de yoktu. Kız arkadaşım dedi ki işte Serkan böyle böyle bir şey var. Hemen televizyonu açtım, baktım. Sonrasında ya Instagram bu konuda çok hızlı sosyal bir şey. Medya, sosyal doğru, medya çok hareketli. Ebru Baybara'nın bir paylaşımını görmüştüm. Evet. Hemen ona yazdım. Biz ne yapabiliriz diye. Yani bir katkımız olabilir mi diye. O da Serkan gelirseniz harika olur. Eğer vaktin varsa gel dedi. Biz de hemen arkadaşlarla organize olduk. Bir araba kiraladık. Mutfaktan benim şu anda çalıştığım restoranın mutfağından 3 arkadaşımla birlikte, evet, yola çıktık. Ertesi gün sabah oradaydık. Yani ikinci günün sabahı öğlen oradaydık. Biz de destek olmaya çalıştık, yemek pişirdik. Orada tabii ki her şey farklı oluyor, her şey çok normale dönüyor. Ve siz sadece neye ihtiyaç varsa onu yapmaya çalışıyorsunuz. Harikasınız. Bizim de bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Harikasınız, çok teşekkür ediyoruz. Biz bu yüzden de bu gönül mutfağında aşk kaynatan şeflerimizi özellikle bu dayanışma mutfağında konuk ediyoruz ve sizlere tanıştırmak istiyoruz. Biliyor musunuz, deprem bölgelerinde insanların en çok ihtiyaç duydukları konuların başında da yemek yemek geliyor. Sıcak bir yemek onları mutlu ediyor, motive ediyor ve hayata tekrar sarılmalarına neden oluyor. O yüzden ben şeflerimize çok teşekkür ediyorum. Yemek pişiren bütün gönüllülerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize, onları çok seviyoruz ve onları her zaman çok takdir ediyoruz. Şimdi bugün biz dedik ki deprem bölgelerinden yemekler hazırlayalım, evet, size. Bugünkü konumuz da o, menümüz de öyle. Bunun için bir ekmek aşı var. Evet. Yine Hatay bölgesinde ve çevresinde yapılıyor. Bu yumurtalı bir ekmek aşı. Evet. Bunu bir şef dokunuşuyla size sunmak istedik. Onu göstereceğiz. Hı hı. Ve tabii ki Güneydoğu Anadolu'nun en efsanevi çorbası, Malhuta çorbası. Evet. Mahluta da derler. Kırmızı mercimeğe Malhuta ya da Mahluta da diyorlar onlar. O yüzden adı böyle olmuş. Ama ona da farklı bir yorum getireceğiz. Çünkü profesyonel bir, yıldızlı bir şefle birlikteyiz biz bugün mutfakta. Bu arada içli köfte, ben Karadenizliyim, çok zor. Oyamıyorum o oyma işi. Ben de Karadenizli. Bolulu, bolulu biz... Biz dedik ki tepside size çok pratik bir içli köfte gösterelim. Evet. Bir de benim çok sevdiğim bir tatlı, haytalı tatlısı diyoruz. Hatay'da, Antakya'da haytalı tatlısını yıllarca yedik. Ama artık bütün ustalarımızın, bütün esnaflarımızın dükkanları yıkıldı biliyorsunuz. Hiç kimse işine devam edemiyor. Böylece onu anarız. Buradan da oğlu Numan'a da selam yollarız dedik. Ne bir ne de haytalı tatlımız var. Şimdi ilk önce Malhuta'yla başlayalım. Evet. Pekala. Şimdi tenceremizin altını açalım. Nasıl yapıyoruz? Ha, bugün onu belirtelim. Ben mutfağın yaşlı şefi. Ben çırak. Evet. Ben çırak. Serkan bu yıldızlı şefimiz ama onu da çırak yaptık. Bugün başladım ben işe. Bugün başladım. Evet, bugün ne başladım. Tatlı. Siz ne derseniz ben onu ne yapacağım. Ne tatlı. Hepsinin bana olan saygısı çok takdire şayan. Ben de onları çok seviyorum. Hepsi evlatlarım gibi zaten. Şimdi Malhuta çorbası için kırmızı mercimeği koyuyoruz, evet, tencereye. Sonra bir de tabii buna bulgur da katarlar, pirinç de katarlar. Biz pirinç katıyoruz. Çok besleyici,
Güneydoğu Anadolu'nun en meşhur çorbalarından biri. Burada her şey çiğden katılıyor. Şimdi suyumuzu getiriyorum. Bir de bunu elbette ki yine deprem bölgelerinde çok yapılır. Et suyu kullanırlar, kemik kaynatır kullanırlar. Bence çünkü yeterli. Mutfağa çok meraklılar onlar. Suyumuzu ilave ettik. Altını yakıyoruz. O halde salçalarımız var. Serkan şefim. Evet. Çok heyecanlıyım ben de. Düşünsenize böyle yıldızlı bir şefi kendime çırak olarak aldım. Ve bir ben de heyecanlıyım ilk defa. Değil mi? Sen de öyle. Böyle. Dedim ki şefim dedim bizi anneleriniz seyrediyor, halalarınız seyrediyor, teyzeleriniz. Onlar da bir görsünler. Dünyaca ünlü yıldızlı bir şefimiz var. Üstelik gönül mutfaklarında aşk kaynatan, deprem bölgesine giden çok değerli şeflerimizden. Biber salçası ve domates salçamızı ilave ediyoruz. Evet, her şeyi çiğden koyuyoruz. Sonra üzerine çok orijinal bir sos yapacağız. Hepinizin çok hoşuna gidecek. Bu arada, nohut. Da ekleyelim mi? Sen Kahramanmaraş'ta dövmeyle yapıldığını da gördün değil mi? Evet. Buğdayla da yapıyorlar onlar. Dövmeyle yaparlar, iri bulgurla yapabilirsiniz. Nohut katarsınız, pirinç olabilir, iri bulgur olabilir. Ama ana malzememiz kırmızı mercimek olmalı. Mahluta çorbası o yüzden öyle demişler. Tamam. Sen tuzcu musun? Tuzu. Ben çok tuzcuyum. Kararındacıyım. Harikasın. Kararındacıyım. Ben çok tuzcuyumdur şefim. Tuzu sen at o yüzden. Ben çok atarım. Ama bu bence bunu alır yani. Alır diyorsun. Bana öyle hissiyat verir. Peki. Ben bunu alırım diyorum. Pekala. Şimdi sarımsakları üzerinin sosu için yapacağız. Şimdi onu kaynamaya koyarken biz... Altını açıyorum. Açalım. Biz bu çorbanın çok orijinal bir sos yapacağız. Karamelize edeceğiz soğanı. Biz bu çorbanın sosunu nasıl yapacağımızı size göstereceğiz. Önce biraz tereyağı alalım. Pekala. Biraz da zeytinyağıyla tereyağını karıştıralım. Olur. Olur, bence de öyle. Ben severim öyle karışımlar. Bence de öyle. Şefler seviyor. O yüzden biz de şöyle biraz tereyağı. Bunu neden yapıyorsunuz? Ya çabuk yanmasın diye. Değil mi? Ben şimdi yakıyorum onu. Şimdi bu mahluta çorbasının üzerine sos hazırlıyoruz. Evet. Sosumuzu hazırlıyoruz. Şimdi efendim sizlere bir sürprizimiz var. Biz deprem bölgesindeki bu gönül mutfaklarına çok değer veriyoruz. Sürekli buradan anons ediyoruz. Siz de gidin gönüllü katılabilirsiniz. Yemek pişirmeniz şart değil. Ve siz doğramada yapabilirsiniz, paketlemede moral de verebilirsiniz. Bugün gönül mutfaklarımızda yüzlerce gönüllü çalışıyor. Ve biliyor musun o kadar çok da hanım ve kadınlarımız da var. Evet. Serkan şefim de orada çalıştı. Bu gönüllü mutfakların organizasyonunu yapan sevgili Ebru Baybara Demir ve de Kadir Sancar ve de Türev Uluda hepsine minnettarız. Bugün sevgili Ebru bize bağlanacak. Onun da konuşacağız. Ebru'cum duyuyor musun bizi? Ebru merhabalar canım. Yanımda biliyor musun sevgili şefimiz. Duyuyorum merhaba. Ay, kolay gelsin Ebru'cum. Serkan şefim merhabalar, var. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim Serap abla. Nasıl gidiyor Ebru? İyiyim sağ ol Serkan. Sesini duydum daha iyi oldum. Ben de sizi gördüm çok mutlu oldum. Çok yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Dün 70.200 kişiydi. Dün çıkarttığımız yemek öğün sayısı. 70.200 kişilik yemek yaptık dün. İnanılmaz rakamlara ulaştınız. Her gün arttırıyorsunuz sayıları. İftar sofrası veriyorsunuz, sahur sofrası. Evet. Arkanızda Ebru görüyorum. O kadar gönüllü kadınlarımız çalışıyor ki. Kadınlarımıza müteşekkiriz. Aynen bakar öyle. Mısınız? Sizi seviyoruz. Harikasınız. Evet. Büyük bir sabırla, büyük bir mücadeleyle bu işi kotarıyorsun. Yani bu işi tabii gönüllü yapıyorsunuz biliyorum. Ama mutluluk da veriyor değil mi? Çok da mutlu oluyorsunuz insanlara sıcak bir yemek dağıtmak. Tabii ki çok mutluyuz. Yani aslında buradaki en önemli vurgulanması gereken şey ne kadar güzel bir millet olduğumuz. Acıda birleştik, sevinçte birleşiyoruz, her şeyde birleşiyoruz. Bugün burada tam 202 tane gönüllü var ve biz onların destekleriyle birlikte bu yemekleri hazırlayabiliyoruz. Ne harikasınız. Hepinizi gönülden kucaklıyorum, sarılıyorum. Sizi çok seviyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu
Bu bir de biz diyoruz ki lütfen Ramazan'dayız. Vermek istediğiniz bütün yardımlarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi bu gönül mutfağımıza gönderin. Topraktan tabağa bizim kooperatifimiz. Sevgili Ebru Baybara'ya bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Bütün yapmak istediğiniz deprem bölgesine yardımları oraya yapın. Gördüğünüz gibi gönül mutfağımız aşk kaynatıyor. Sizlere ne desek az. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki müthişsiniz yani. Bizden ne istersin, ne beklersin? Teşekkür ediyoruz. Söyle ama buradan iletelim izleyicilerimize. Öncelikle Sahrap abla çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri beni, Türevi ve Kadir'i yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkür, şimdi içim şuram çok pırpır ediyor. Sevgili Serkan'a. Serkan deyince aklıma hep Maraş geliyor. O Maraş'ta günde 100 bin yemek yaparken mutfakta Serkan vardı. Ve Serkan mutfağı yönetti. Çok teşekkür ediyorum tekrar arkadaşım. Gerçekten yapmış olduğun her şey çok kıymetliydi benim için. Hepimiz için. Hepimiz için. Çok doğru. Bütün gönüllüler. Burada. Bütün gönüllüler burada. Arkadaşlar Sahrap abla burada, isterseniz bir el sallayalım. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizi çok sevdiğini söylüyor İyi ki varsınız. Sahrap abla. Hep aklımızdasınız, gönlümüzdesiniz. Sizlerle gurur çok duyuyoruz. Ben de bir kendisine teşekkür edebilirim. Evet, bir de şöyle bir şey ihtiyacımız var. Biz buradayız ve yemek sayısı gün geçtikçe artıyor. Su problemimiz var genel olarak. Çünkü büyük bir afet yaşandı ve su sistemleri şu anda kendine gelebilmesi için bir zamana ihtiyaç var. Bu altyapının tekrar kullanabilmesi için. Hava ısınıyor, bir gün yağmur oluyor, bir gün soğuk oluyor. Tam havanın değişikten olduğu bir dönem. Dolayısıyla yemek aslında sıcak yemek pişirebilmek en önemli konu burada. Çok doğru. Bizim Sahrap abla sizin aracılığınızla tekrar söylemek istiyoruz. Tabii. Bizim çok gönüllüye ihtiyacımız var. Biz İskenderun Muhittin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu'ndayız. Burada konaklama imkanımız var. Minimum şartlarda maksimum koşulları yaratmaya çalışıyoruz. Yer yataklarında yan yana yatıyoruz. Yemekleri paylaşıyoruz ama yemekleri birlikte pişiriyoruz, paketliyoruz ve depremzedelere gönderiyoruz. Harikasınız. Dolayısıyla daha çok bunu da sürdürmek zorundayız. Evet, harikasınız. Ve herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Şef'im. Ben teşekkür ediyorum. Ben size buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Benim hep şöyle söylüyorum bu konuyla ilgili. Benim... O dönemde herhangi böyle mutfak kurma, bir şey yapma gibi bir gücüm yoktu açıkçası. Hemen Ebru Hanım'a yazdım. Dedim ki ne yapabiliriz? Serkan çık gel dedi. Bize bu fırsatı verdiği için, yardım edebilme fırsatı verdiği için, böyle bir olanak sağladığınız için ben buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve sizi takip ediyorum. Sen canımızsın bizim. Elinize emeğinize sağlık. Türeve çok selamlar. Kadir'e çok selamlar. Sağ ol. Yine beni ağlattın Ebru. Seninle her bir araya geldiğimde ağlatıyorsun beni yavrum. Gerçekten çok minnettarız size. Çok teşekkür ediyorum. Gönül mutfağımızda aşlar kaynasın. Sizler hep birlikte olalım. Aklımız, kalbimiz, kulağımız hep sizle birlikte. Herkese çok selamlar. Çok öpüyoruz. Çok görüşmek sevgiler. Üzere. Çok sağ olun Ebru'cum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ebru'yla her konuştuğumda maalesef böyle ağlıyorum ben. Çünkü oradaki insanların o kadar büyük bir acı ve keder var ki onları hayata bağlayan en önemli unsur şu anda yemek yemeleri. O yüzden o aşlar kaynasın, o mutfaklar yaşasın istiyoruz. Siz de sakın ihmal etmeyin yardımlarınızı bu gönül mutfaklarına. Topraktan tabağa, bizim gönül mutfaklarındaki adreslerimiz, buraya mutlaka yardım edin. Şimdi normal hayata dönüyoruz her zaman yaptığımız gibi, tabii çok zor olsa da. Şimdi biz istersen şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ocağımız tabii şefime zayıf geldi. Çok haklı. Biz bununla bunu yer değiştirelim. Tamam. Çünkü biz soğanı karamelize edeceğiz. Fakat soğanın karamelize olması için yüksek bir ateş lazım. O yüzden şefim de yüksek bir ateş istedi. Şimdi bunu açıyoruz. Size bir orijinal bir şey göstermek istiyorum. Buyurun sarımsak da ilave edelim. Bu gördüğünüz gibi mahlata çorbasının sosu. Ama çok özel bir sos. Bütün lezzeti son dokunuşuyla bu sosla vereceğiz. Bu arada biz... Bunu da ben ilk kez öğreniyorum. Evet. İlk kez duyuyorum. Siz anlatmıştınız. Evet doğru. Size bir önerim var.
olduğunu söylediniz. Bazen çok gezen bilir derler ya, ben Azerbaycan'da uzun süre yemek programı yaptım ve orada nar numru denilen bir yemekle karşılaştım. Soğan kavruluyor, üzerine narlar aktarılıyor ve karıştırılıyor. Üç diş yeter bence. Evet, bence de. Sonra bunun için üzerine de yumurta kırılıyor. Nar numru, Azerbaycan'ın en ünlü yemeklerinden biri. Ben dedim ki Serkan Şef'im, siz yıldızlı bir şefsiniz, bir dokunuş yapalım. Böyle narla soğanı kavuralım, sarımsağı. Olağanüstü lezzetli oluyor. Biraz daha ekşilik katmak için bir kere çorbamıza limon suyunu koyduk. Şimdi ona da tuz, karabiber ve biraz baharat katalım. Güneydoğu Anadolu'nun çok sevilen kimyonu olmadan olmaz. Biraz kimyon. Böylece bir de bunun değişik... nar ekşisi de koyuyorlar galiba. Evet. Rengi kavururken çok... Doğru. Nar ekşisi de koyuyorlar. Sana. Rengi çok kararmasın diye koymadık biz. Hı hı. Ve ondan sonra bunu üzerine koyacağız. Efendim, bugün çok değişik bir çorbanız var. İçinde nar tanelerinin olduğu şahane bir malhıta çorbası yaptık. Buna bir yorum kattık. Şefimiz de beni onayladı. Ondan sonra yaptık bunu. Müsaadenizle tabii diyoruz. En iyisini sizler biliyorsunuz elbette ki. Şimdi tepside içli köfte. Evet, bizim gibi beceremeyenler için demiştik. Estağfurullah. Siz çok ünlü bir şefsiniz. Siz onu da becerirsiniz. Siz ama zaten geleneksel yemeklerimizi farklı dokunuşlar ve tekniklerle pişiriyorsunuz değil mi? Evet. Mesela ne yapıyorsun? Alabilirsin. Mesela ne yapıyorsunuz? Mesela bir açık dolmamız var. Açık dolma. Evet. Yaprağı tempuralıyoruz, kızartıyoruz. Kızartıyorsunuz. Çıtır çıtır bir doku veriyoruz ona. Evet. Normalde arasında yine her zaman olduğu gibi bir iç pilav var içerisinde. Böyle zeytinyağlı bir iç pilav var. Üzerine isli yoğurt, yaprağın kenarlarından çıkan parçalarla bir yaprak kreması ve nar püresi var. Harika. Böyle farklı bir görünüş, farklı bir doku katıyoruz kendisine. Yani bizim yerken, Tokat narince yaprağına sardığımız evet. dolma var ya, o dolmayı tamamen hokus pokus yapıp değiştiriyorlar. Yaprağı kızartıyor, içini ılık olarak hazırlıyor, koyuyor. Yaprak yanında, hı hı. bir de isli yoğurt koyuyorsun evet. yani. Denizli'nin isli yoğurdu. Denizli isli yoğurdu. Evet. İşte hep onu söylüyoruz. Siz geleneklerinizi bilmeden uluslararası olamazsınız diyoruz şeflerimize. O yüzden geleneklerimizi farklı şekilde yorumlayan şeflerimize her zaman destekliyoruz. Michelin de buna çok dikkat ediyor aslında. Evet, Michelin de buna çok dikkat Kesinlikle. Ediyor. Onlar da öyle yapıyor. Şimdi abla ben sana soracağım. Ben genelde kıymayla başlarım kavurmaya. Sonra soğan eklerim. Ha. Siz de... Öyle Nasıl? Yapalım. Usta sizsiniz. Yok ben... estağfurullah. İlk önce tamam. kıymayı kavuruyorsunuz. Ya, evet ben öyle yapıyorum. Pekala. Sonra Benim sonra. Benim ustalarım öyle gösterdi harikasınız. bana. Harikasınız. Kıymayı kavuruyoruz önce. Evet sonra İçini sonra. İçini hazırlıyoruz. Tepside içli köfte yapıyoruz. Bizim gibi beceriksizler için içli köfte oymayıp ben çok. Ben de işte yaprak saramadığım için yaptım. evet biz yani daha kolay bir yönteme başvuruyoruz. Ama bu da çok lezzetli bir içli köfte tarzı. İçli köftenin yaygın hali diyoruz. Bu da çok lezzetli oluyor. Bu arada ben bulguru ıslattım. Ama içine patatesi haşlayıp koydum. Bulgurlu patatesli. Bol böyle gördüğünüz gibi salçalı. İçine mutlaka siz ben kıymayı koyuyorsunuz. Ben buradan başlıyorum. Kıymayı atıyorum önce dediğim Pekala. Gibi. Pekala. İçli köftenin içini kavuruyoruz değil mi? Evet. Çünkü onu da biraz soğutup ondan sonra bir tepsiye yayacağız. Gördüğünüz gibi bunu yoğuruyoruz. Şimdi bunun içine de kimyon. Kimyon buraya da katacağız ama tamam. ne zaman isterseniz. Sonra katalım onu. Peki. Ben sizden kalan baharatları buraya alayım. Pekala. Sonra atarım. Şefim nasıl istiyorsa öyle yapacağız. Kırmızı pul biber içine katıyoruz. Tuzumuz vardı ilave ediyoruz. Efendim tepside içli köfte yapıyoruz biz. Biraz tembel işi kusura bakmayın. Şimdi bunun içine bir yumurta siz kırabilir misiniz şefim? Tabii ki. Bana bir de yumurta veriyorsunuz. İşte bu kadar. Bir de iç harcını hazırlayacağız. Sonra size tepsiye bunu yayacağız. Müzik
ben de kendimi çiğ köfte ustalarına benzettim. Şimdi bir iki topa ayırdık. Evet. Şimdi birincisini bu gördüğünüz yaklaşık böyle 30 santim, 35 santim uzunluğundaki bir fırın kabına yayacağız. Evet. Şimdi siz kıymayı nasıl kavurdunuz önce anlatın. Önce ben dediğim gibi önce kıymayı kavurmayı tercih ediyorum. Sulanmaması için. Çünkü soğan kavrulduğunda tavanın sıcaklığı o kadar yüksek olmuyor ve kıymayı attığınızda çok fazla sulanıyor. Peki. Biraz karamelize olmasını istedim kıymanın. Tamam. Sonrasında soğanı ilave ettik, kavurduk. Baharatlarımızı ilave ettik. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biber. Az bir şey de salça koyduk. Yarım yemek kaşığı kadar da salça koyduk ve soğuttuk bunu tabağa alıp. Evet. Şimdi siz onu serdiniz. Evet. Ben birinci katı yaydım. Böyle şimdi yayıyorum. Evet, ikinci kat. Bu gördüğünüzde evet harika. Bunun üzerine biz böyle portakal büyüklüğünde parçalara ayıralım. Ve sonra bunları yayalım. Şimdi sıra geldi. Benim çok yapmak istediğim bir yemek vardı. Evet. Ekmek. Biz tiritler ve paparaları bilirsiniz değil mi? Tridine tridine bandım diye meşhur türkülerimiz de vardır. Anadolu mutfağının en eski, en tarihi yemeklerinden biri de tirit ve paparalardır. Bugün size Hatay'ın, pardon bugün Urfa'dan yapacağız. Çünkü isot kullanacağız. Bugün bir ekmek aşı yapıyoruz size. Bu Hatay'ın ekmek aşı, Urfa'nın ekmek aşı olacak. Şimdi biraz zeytinyağımızı koyalım. Ne kullanacağız? Önce soğanları bolca soğan kavuracağız. İçine Urfa'nın isotundan katacağız. Katıyorum soğanları. Evet, şefim. Evet, harikasınız. Biz ekmek olarak tabii bayat ekmek kullanabiliriz ama evet, biz böyle lavaş bulduk. Nasıl dilimleyeceğiz bunu? Bunu saralım diyorum ben. Peki. Dilimleyelim sonra tepsiye koyalım. Fırına girecek tepsiye dizelim. Harika. Borcamı. Çok çok uyumlu bir şefle çalışıyorum gördüğünüz gibi. Biraz önce bana ne dedi biliyor musunuz? Sanki annemle mutfakta gibiymişim. Çok mutlu oldum. İnşallah bütün gençlerimizle hep çok başarılı olurlar. Onlarla mutfakta oluruz. Şimdi evdeki bayat ekmekleri de kullanabiliyoruz. Pideleri de. Ama bunları biraz da fırınlamak, tavlamak lazım. Sonra yumurtalı ve bol soğanlı bir sos hazırlayacağız. Ve tiritimiz olacak. Buyurun efendim. Bu arada biz biliyorsunuz bir misyonumuz daha var bu programda. Biz kadın üretici, yerel üretici, çiftçilerimizi, yerel çiftçilerimizi, kadın kooperatiflerimizi hep destekliyoruz. Bugün de Hatay'dan çok tatlı iki kız kardeşimizin çok duygulandığım bir videosu var. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Merhaba, biz Hatay Antakyalıyız. Yıllardır Hatay yöresel ürünlerin satışını Hatay'dan Al firması adı altında yapıyoruz. 6 Şubat sabahı gerçekleşen deprem felaketinden dolayı zor günler geçirmekteyiz. Sizlerle birlikte ayakta kalmaya devam edeceğiz. Sizler de bu zor zamanlarımızda desteklerinizi, ilginizi bizden esirgemeyin. Hatay'dan alın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ben her zaman biraz kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadın üreticilerimiz salçalarıyla, börekleriyle, reçelleriyle olağanüstüler. Hep kadınlardan alışveriş yapmaya çalışalım. Beyleri de seviyoruz ama biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şimdi bakın ne güzel yaptı. Tıpkı siron gibi bunları bir güzel kaba dizdik. Sonra biz bunları 200 derecede bir güzel fırınlayacağız ekmeklerimizi. Çünkü tavlıyoruz, lezzetlendiriyoruz. Dökülen parçaları da atmıyoruz. Evet, altına atmayalım. Koyuyorum. Sonra da soğanımızı kavuracağız. İsotlu bir sos yapacağız. Ondan sonra da yumurta işimiz var. Şimdi bakar mısınız siron gibi ne güzel kesti. Şimdi şefim onu biz başlıyorum ben. Sevgili efendim dünyaca ünlü Michelin yıldızlı sevgili Serkan Aksoy şefimle birlikteyiz. Biz ona
çok teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? O gönül mutfaklarına gidip gönüllü yemek pişiren çok kıymetli, yüce gönüllü bir şefimiz aynı zamanda. Bugün sizlerle tanıştırmak istedik. Anadolu'nun en eski yemeklerini de hazırlıyoruz onunla. Bu ekmek aşı, tirit, papara nasıl derseniz. Ama Serkan şefim gördüğünüz gibi böyle kıvırarak onları fırınladı 200 derecede. Bunun üzerine Urfa'nın böyle isotluk soğanlı bir sosunu hazırladık. Ama üzerine sürpriz bir yumurtamız da var. Bence bu kadar, ne kadar koyarsanız o kadar bize yeter. Çünkü kalanları değerlendireceğiz biz hiç. Merak etmeyin. Şimdi bunun üzerine de sosumuz var değil mi? Evet. Sosumuzdan ilave edelim. Böyle soğanlı. Evet, soğanlı bir. Burada dursun. Evet. Soğanlı, et sulu, bol isotlu bir sos. Böyle üzerine getiriyoruz. Soğan, bolca soğan kullandık. Birazcık soğanı karamelize ettik. Nefis kokular, kemik suyu kaynattık. Kemik suyunu kullandık. Isot koyduk Urfa olduğu için. Bu sosu ilave ettik üzerine. Evet, harikasınız. Size dedik ki şöyle şef dokunuşu olsun. Şık bir sunum gösterelim. Tabağımızı da o seçti zaten. Bence Serkan, yeterli bu kadar. Peki. Sen hepsini verelim mi? Hayır, bence yeterli. Şimdi bunun üzerine yoğurdu ben koyuyorum. Bunun üzerine de şimdi yumurtalarımız var değil mi şefim? Evet. Şimdi size buyurun yumurtalarımızı gösterelim. Evet. Şimdi biraz yarım çay bardağından biraz daha az bir sirke ilave edeceğiz buna. Peki. Poşe yumurta derler ya. Evet. Çılbır da deriz biz Anadolu'da. Hani çılbır yaparız ya. Poşe yumurta diyor şefim. Hı hı. Şimdi onu nasıl yaptığını size gösterecek. Bunu çırpıyoruz böyle. Bir dönmesini sağlıyoruz. Çünkü yumurtayı kırdığımızda beyazı komple sarının etrafına toplansın. Harikasınız. Şimdi ben tabii ki onun gibi kıramıyorum. Genelde böyle bir süzgecin içine yumurtayı kırıyorum. Hemen götürüp atıyorum. Çünkü kırarken beceremeyebiliyorum bazen. Onlar şef tabii çok alışkınlar. Şimdi sirkeli suda poşe yumurta ya da bizim çılbır. Evet. Çılbırımızı yapıyoruz. Çok da severim çılbır. Bence mesela de. Mesela ekmek aşını bizim orada da yaparlar. Ben bol buluyum. Biz biraz daha sarımsaklı böyle bol sarımsaklı yaparız. Harika. Bunda çok soğan, sarımsak kullanmadık. Sadece soğan kullandık. Doğru. Ve çırpılır yumurta. Sarımsak soğanla birlikte öyle üzerine getirilir. Bence çok lezzetli. Evet, o da güzeldi. Böyle kalan ekmekleri değerlendirmek için yaparız. Evet. Eğer siz ben bunu beceremem çılbırı ya da poşe yumurtayı diyorsanız yumurtaları çırpın dört yumurtayı. Tereyağında pişirin. Yoğurdu serdikten sonra biz soğanın üzerine bir kat da yoğurt serdik. Bunun üzerine o çırpılmış ama çok pişirmediğiniz yumurtaları da bunun üzerine koyun. Bir de tereyağlı bir sos. Bence bu yemede yanında yat. Evet, kesinlikle çok güzel olacak. Çok etçiler var tabii. Soğanı isterseniz bol soğanlı kıymayla ya da kuşbaşı etle kavurarak da koyabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel olur. Burada bir detay daha. İlk kırdığımızdan başlayarak almamız gerekiyor. Yani bir de şey var. Eğer yumurta sarısının çok pişmesini istemiyorsak tabii ki. İstemiyoruz. Ben ilk kırdığımızdan başlayarak yavaş yavaş alıyorum bunları. Evet. Böyle hop üzerine bırakıyorum. Harikasınız. Efendim size şef dokunuşu yapıyoruz. Biraz daha kalsın bu. Çok eski geleneksel Anadolu yemekleri tirit papara grubunda. Biliyor musunuz buna aslında Anadolu'da ninem yemeği derler. Biz de yaşlanınca artık bu yemekleri yiyeceğiz. Şimdi bunun üzerine son bir dokunuşumuz daha var. Bunun üzerine tereyağlı bir sos hazırlayacağız. Birazcık kırmızı pul biber koyacağız ona. Tereyağımızdan ilave ediyoruz. Sonra da size benim çok sevdiğim haytalı tatlısını göstereceğiz. Ve şefin hokus pokus tatlısı da var. Öyle söylüyorum ben ona. Bu harika oldu. Bunu herhalde akşama herkes çok severek evet. Yiyecek yani. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Haytalı tatlısı için 1 litre süte 1 su bardağı kadar buğday nişastası kullanırlar. Mısır nişastası da kullanırlar. Bir de çok az toz şeker koyuyoruz. Aslında bir çeşit su muhallebisi. Su muhallebisi tamamen suyla pişirilmez.
Yani öyle de yapılır ama aslında sütle su karıştırılır. Haytalı denilen tatlı Hatay yöresinin en geleneksel simge tatlılarından biridir. Bunun için bir muhallebi pişirilir ki buna Anadolu'da biz hasuda da deriz. Benim annem bunu mesela boğazlarımız ağrıdığı zaman kendi yaptığı nişastayı sütle karıştırırdı, sıcak sıcak yedirirdi. Bütün boğazlarımız temizlenir ve öksürüğümüz geçer, ayağa kalkardık. Hasuda da diyebiliriz ama bir su muhallebisi yapıyoruz. Bunun adına niye haytalı demişler? Bu Arapçadan gelen bir sözcük. Bıcı bıcı da. Hani var ya kırmızı kırmızı tatlılar, Adana'ya gittiğinizde buzlu kırmızı tatlılar satılır. Yaz gününde sizi çok ferahlatır. Bici bici, bıcı bıcı aslında o da aynı usulle yapılıyor. Bunun çok şık da bir sunumu var, onu göstereceğim. Şimdi ben evde hazırladım, getirdim. Bunun için bunu böyle suyla çalkaladığım bir kabın içine döktüm. Bu bir muhallebi. Şimdi bunu şöyle dilimleyeceğiz şefim. Evet. Badem şekeri gibi dilimliyorsun. Küçük küçük, kesme şeker gibi de olabilir. Bunları dilimliyoruz. Şöyle size şık bir sunum yapacağım. Şefim bunun şuradan çıkarılması işini, zor işleri size veriyorum. Bunu da size vereceğim. Tamam. Şefim bunu şöyle çıkaracak. Şöyle çıkaracak şefim bunu ve bana verecek. Tamam. Şimdi onu çıkarmanız için şöyle bir şey. Şimdi bunun için aslında bir şerbet hazırlıyorlar. Bir şerbetin içine dökülen, koyulan, kare kare kesilmiş tatlılar düşünün. Haytalı, haytalı derler, tatlısı bu. Ben vişne suyu ya da genelde evde yaptığımda böyle nar suyu kullanıyorum. Hı-hı. Bunu birazcık da suyla yoğunluğunu alıyorum ama siz bir şerbet de kaynatabilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum. Sonra şöyle buzları içine atıyorum bunun, gördüğünüz gibi. Şimdi kare kare kesilmiş tatlılarımızı gördüğünüz gibi şöyle ayırarak içine atabiliriz. Bunları şöyle parça parça ayıralım. Hı-hı. İçine atalım. Bakın böyle parça parça ayırdığımız tatlılarımızı da içine atıyoruz. Bence ülkemizdeki en orijinal tatlılardan biri bu. Böyle orijinal bir, atalım hepsini de. Bu kadar, çok basit ve kolay. Bunun için Antakya'da bunu yapardı ama iş yerleri onların yıkıldı. Bütün iş yerleri yıkılan esnafımızı da buradan sevgiyle anıyoruz. Cennete uğurladıklarımıza da ayrıca Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunu limonlu dondurmayla bize ikram ederdi. Haytalı ama bizden ayrılmayın. Bizim size şefimin hokus pokus tatlısı var. Çok orijinal bir tatlı daha göstereceğiz. Efendim, yemek dünyasının Oscar'ı sayılan, Michelin yıldız almış çok değerli uluslararası bir şefimizle birlikteyiz. Ben çok istedim şu hokus pokus yemeklerinden bize de göster diye. Şimdi ne yaptınız önce? Önce peynir kreması sıktık. Peynir kreması. Antakya künefe peynir kreması peynirinden yapıyoruz Yapılıyor. Bunu. Yapılıyor. Biraz peynir. Biz dokunuş yapıyoruz. Balıkesir'in bu taze loru var, oradan geliyor. Ondan kullanıyoruz. Biraz peynir aromasını daha yukarıya çekmek için. Kadayıfları böyle çıtır haline getiriyoruz. Çok zor bir işlem. Çok yani zor. Gerçekten yaklaşık 1,5-2 saat kadar fırında yavaş yavaş duruyor ve belirli aşamaları var. Evet. Dururken. Harikasınız. Üzerine ağırlık koyarak bekliyor falan öncesinde bir 2-3 tamam. saat. Bunlara hokus pokus yemeği diyoruz. Sihirli yemekler diyoruz. Böyle peynir kremalarını sıkıyoruz. Maksat sizi şaşırtmak damaklarınızı. Aslında yedikten sonra bu bizim künefeymiş diyorsunuz. Ama önünüze gelen künefe şeklinde değil. İşte biz böyle geleneksel yemeklerimizi değişik pişirme yöntemleriyle ve modern çağdaş sunumlarla önümüze getiren şeflerimiz var. Ve onlar uluslararası ödül alıyorlar. O restoranda bunları yapmaya devam ediyor. Hepinizi bekliyoruz. Harika bir şef. Şimdi bunların üzerine artık bunları yerleştiriyor muyuz? Evet, tabii. Bunlar rica etsem. Kadayıfla yapılmış gördüğünüz gibi. Sanki bisküvitler ama kadayıfla yapılıyor. Kadayıf, şerbet, sade yağ. Pekala. Biraz böyle bilgi de verelim. Kadayıf, sade yağ ve şerbetle yapılıyor. Bunun üzerine sıktığımız Antep'in erken esat
Antep fıstığı. Erken hasat Antep fıstığı. Evet, yemyeşil. Müthiş bir sofra bizi bekliyor. Şimdi soframızı kuruyoruz. Bugün Dayanışma Mutfağımızda sevgili Serkan Şef'imle birlikte mallıta çorbası yaptık. Pratik olsun diye tepside böyle bir içli köfte gösterdik. Pratik diyoruz buna da. Urfa'nın bir ekmek aşı vardı, yumurtalı, bol soğanlı, isotlu. Onu hazırladık. Bir de Antakya'nın ünlü haytalı tatlısını yaptık. Bu menümüze özel, enfes lezzetli bir yenilik olan gurme şalgamı soframıza getirmek istiyorum. Ben her yemeğe yakıştırıyorum. Ağzının tadını bilenler mutlaka denemeli. Şimdi şefim, tatlımız. Evet. Hokus pokus tatlımız var. O da gelmeli buraya. Şuraya şöyle bu harika. Koyuyorum. Buna bayıldık. Ekip böyle gözlerini dört açtı, öyle seyretti. Dondurmalarını ekleyelim. Bugün efendim biz neler neler hazırladık. Görmek ister misiniz? Hadi bir görelim bakalım. Ekşili mallıta çorbası için bir tencereye kırmızı mercimek, pirinç, sıcak su, domates salçası, biber salçası, haşlanmış nohut, tuz, limon suyu ve kuru naneyi koyduktan sonra yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Üzeri için bir tavada tereyağı ve zeytinyağında yarım ay doğranmış soğanlarla birlikte karabiber, kimyon, dövülmüş sarımsakları kavurup narları ilave ediyoruz. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servise sunuyoruz. Tepside içli köfte. Derin bir kabın içinde ince bulgur, sıcak su, tuz, haşlanmış ezilmiş patates, salçaları, zeytinyağı, kimyon, pul biber ve yumurtayı katıp iyice yoğuruyoruz. İçi için sıvı yağda kıyma, kuru soğan, pul biber, kimyon, karabiber, tuz, domates salçası ve cevizi iyice kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Fırına girecek bir tepsinin içine İçli köftenin dış hamurunu yarısını yayıyoruz. Üzerine kıymalı harcı yaydıktan sonra üzerini tekrar içli köftenin dış harcıyla kapatıyoruz. En üste zeytinyağı ve domates salçasını fırçayla sürdükten sonra 200 derecede pişiriyoruz. Yumurtalı ekmek aşı. Lavaşları incecik doğradıktan sonra sıcak fırında fırınlıyoruz. Sos için zeytinyağında soğanları, isot, karabiber ve tuzla kavurduktan sonra kemik suyuyla kaynatıyoruz. Yumurtayı pişirmek için bir tencereye sıcak su ve sirkeyi koyuyoruz. Yumurtaları tek tek kuruyoruz ve pişiriyoruz. Sos içinde tereyağında kırmızı tatlı toz biberi pişiriyoruz ve bir kenara koyuyoruz. Bir tabağın içine lavaşları serdikten sonra üzerine sıcakken soğanlı sosunu gezdiriyoruz. Onun üstüne yoğurdu koyduktan sonra yumurtaları ilave ediyoruz. En üste sıcak tereyağlı kırmızı tatlı toz biberli sosu gezdirip maydanozla süsleyip servise sunuyoruz. Haytalı tatlısı için bir tencerede mısır nişastası, süt ve şekeri iyice katılaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz. Suyla ıslattığımız bir kabın içine bu hazırladığımız muhallebiyi döküyoruz ve bir gece buzdolabında iyice toplanıncaya kadar tutuyoruz. Ertesi gün sunum yapmak için büyük bir kabın içine nar suyu, soğuk su ve buzları koyuyoruz. Sonra bir gece önceden hazırladığım haytalıyı ince ince küpler halinde doğrayıp bu sosun içine koyuyoruz ve soğuk olarak servise sunuyoruz. Efendim, bugün Serkan Aksoy şefim, yıldızlı şefim, dünyaca ünlü şefim bize şahane bir künefe yorumlaması yapmış. Çok teşekkür ediyoruz. Buna hokus pokus tabağı diyoruz. Size şöyle bir sarılabilir miyim? Bu arada ben teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir şefim. Ona diyorum ki bu gönül mutfağına gittiğiniz için ayrıca sizi çok daha fazla seviyorum diyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, biz birlikte sofralar kurarak iyileşeceğimize, bu zor günleri dayanışma ruhu ile aşacağımıza inanıyoruz.
Umutlarımızın yeniden yeşerdiği, sofralarımızın bereketle dolduğu hayırlı Ramazanlarımız olsun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, hep sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.